Büyük bir çocuksun, evet biliyorum. Neden bir çizgi film izlemiyoruz? İstersen patates de kızartırım. Bu gösteri bebekler için. Ben büyük bir çocuğum. Kar krenle oynayabiliriz, ne dersin? Hey, bu ne? Hiçbir şey. Hey, bu haksızlık. Hadi, bütün bu hediyeler ne? Bak, bunların gelecek 35 doğum günü Adrian'a vereceğim hediyeler olduğunu söyleyemem. Çünkü kardeşini Noah'a söyler ve o da Adrian'a söyler ve Adrian da tamamen delirdiğimi düşünür. Belki de öyleyimdir. Sana Noel babanın elflerinden biri ve gizli bir görevde olduğumu ve onun hediye kutularından birine baktığımı söyleyemem. Yine de ilgilenmezsin çünkü hediyeler bebekler içindir, değil mi? Ve sen büyük bir çocuksun. Bu bir yalan. Ne? Senin büyük bir çocuk olduğun mu? Hayır, senin Noel babanın elflerinden biri oldun. Daha fazla bir şey söyleyemem. Hey bekle, bu da bana yılbaşı hediyemi erken verebileceğin anlamına gelir. Grobotek ulti yok edici. Çok kolay, kutudaki en büyüğü olmalı. Bir dakika bekle, oyuncakların bebekler için olduğunu sanıyordum. Öyleler çoğu zaman ama Grobotek farklıdır. Demek öyle. Üzgünüm ama yılbaşı kuralları çok katı. Hediyeleri erken açamazsın. Noel baba onları yılbaşında verir. Paskalya ya da cadılar bayramında değil. Aksi takdirde hediyeleri teslim eden bir tavşan ya da cadı da olabilir. Ama... Onu tanıdığın için ona sorabilirsin. Onu telefonla arayamaz ya da bir e-posta gönderemez misin? Hayır. Yılbaşı hariç Noel babayı asla rahatsız edemezsin. Yılın geri kalanında o kuzey kutbunda oyuncakların üretimini denetler. Zaten hediyem burada değil. Biz elfler tanımadığımız kişilerin hediyelerini açmayız. Diğer elflerden birinde olmalı. Nerede olduğunu bilen tek kişi Noel baba. Çünkü kime verileceğini o bilir. İyi çocukların listesi onun elinde. Yılbaşı kurallarının bir istisnası var. Gerçekten mi? Nedir? Noel baba sadece dünyadaki en iyi davranan çocuk için bu istisnayı yapabilir. Dünyadaki en iyi davranan çocuk kim? Belki uğur böceği. Paris'i milyarlarca kez kurtardığını görünce bu mantıklı geliyor. Ya da örneğin yaptığı tüm karmaşayı temizleyen, yaşına göre çocuklar için oyuncaklarla sessizce oynayan bir çocuk. Melek, biz döndük. Siz eğlendiniz mi? Tabii ki. Film nasıldı? Muhteşemdi. Kardeşime baktığın için teşekkürler. Neyin var küçük dostum? Ben şimdi yılbaşı olsun istiyorum. Bunu neden söylediğine dair hiç fikrim yok doğrusu. Tamam, gitsek daha iyi olur sanırım. Hoşça kal tatlım.